Günaydın herkese, yeni videodan merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim gördüğünüz gibi. Yine sabah rutinimizi yaparak güne başladık. Yatağı topladım, hazırlandım ve gua sha masajı yaptım yüzüme. Bir süre düzenli yaptığımda ne gibi değişiklikler olacak açıkçası merak ediyorum. O yüzden bu ara düzenli yapmaya çalışıyorum. Şimdi ne yapacağım? Genelde sabah rutinimle spora gitmek. O yüzden şimdi spora hazırlanacağım. Ama öncesinde kendime kahvaltı hazırlayacağım. Nasıl hazırlayacağım? Chia puding yapacağım. O ben gelene kadar böyle kıvamlanır diye düşünüyorum. O yüzden şimdi onu hazırlayalım, sonra spora gidelim. Yemek kaşığı chia koyuyorum. Böyle bir su bardağından bir parmak eksik süt diyebiliriz. Karıştırıyoruz. Tatlandırmak için bal ekleyebilirsiniz. Ama ben meyveyle tüketeceğim için bal eklemedim. Sadece bu şekilde hazırladım. Bu bekleyecek işte, ben spordan geldiğimde hazır olur diye düşünüyorum. Celleşecek, böyle puding kıvamını alacak. O yüzden güzel bir alternatif. Şimdi bunu dolaba dinlenmeye gönderiyorum. Sonrasında biz de spora gidiyoruz. Artık biraz sonbahar havaları geldi. Bugün hava güzel. Yoruldum. Her yerim ter içinde kaldı. Güzel bir antrenman olduğunu düşünüyorum. Biraz yürüyüp ısındım. Sonra ısınma hareketleri yaptım. Bacak için sevdiğim hareketleri yaptım. Ardından tekrar böyle kardiyo olsun diye birazcık koştum. Birazcık hızlı tempoda yürüdüm. 15 dakika kadar. Ve bayağı terledim ve bunaldım. Artık eve gidip duş almak istiyorum. O yüzden eve gidiyoruz. Evet, duş sonrası yine bir bakım zamanı, yine lazer yapacağım. Öncelikle bir temizleme jeliyle yüzümü köpürtüyorum, aynı tıraş olurmuş gibi. Biraz su ve köpürtüyoruz. Bu işlemi sadece yanak bölgesi ve dudak üzerine uyguluyorum. Bu karalara çıkmıyorum çünkü bu bölgeler göze yakın olduğu için oralara uygulama tavsiye edilmiyor. Bunu şimdiden söyleyeyim. Burada önemli bir nokta var ki, lazer işlemi yapacaksanız tüylerinizi kökten almamanız gerekiyor. O yüzden sadece ustura işlemini öneriyorum. Ya da tüy dökücü gibi işlemler yüze uygulanıyor mu bilmiyorum açıkçası. Vücut için hani tüy dökücü öneriyorum ama yüze uygulanıp uygulanmadığı ile ilgili bir fikrim yok açıkçası. Yüze böyle ustura jile tarzı bir şey uygulamayı çok mantıklı bulmayıp çekinebilirsiniz.
yapabilirsiniz. Ama gerçekten hiçbir zararı olmuyor. Ama hormonal bir bozukluğunuz varsa tavsiye etmiyorum. Öncelikle bir hormonal bozukluğunuzu tedavi etmeniz gerekiyor. Öyle bir durumda lazer işleminden çok bir verim almayacağınız için memnun kalmayabilirsiniz. Böyle bir ustura kullanıyorum. Yüzüme ustura uygularken hiçbir sorun yaşamadım açıkçası. Ne çoğalttı, ne artırdı, ne de renkleri koyuldu. Çünkü aynı zamanda lazer işlemi de uyguladığım için bunlar olmadı. Bildiğim kadarıyla bir hormonal bozukluğunuz yoksa zaten bu tarz bir şey kullandığınızda artmıyor. Sadece daha koyu veya daha kalın çıkma ihtimali var. Kalın çıkması da üzerini kestiğiniz için oluyor. Artırma gibi bir şey söz konusu değil. O yüzden gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ama dikkatli olmalısınız. Yüzünüz tahriş edebilir. Eğer cildinizde akne gibi sorunlarınız varsa tavsiye etmiyorum. Onlar geçtikten, onları tedavi ettikten sonra kullanabilirsiniz. Benim tavsiyem bu şekilde. Ben hiçbir sorun yaşamadım. Şimdi bunlar kurumadan hemen alayım. Çok bir şey var gibi gözükmese de tek tük tüyler çıkıyor tabii ki de. Bu işlemi yaparken dikkat etmeniz gereken diğer bir şey de yukarıdan aşağıya doğru yapmanız. Bu da işte batıklara, sorunlara yol açabilir benden söylemesi. Hızlıca tüylerimi alayım, geliyorum. Şimdi yüzümüzü yıkayalım. Lazer işlemi sonrasında yüzümüze 12-24 saat kadar su değdirmememiz gerekiyor. O yüzden ben genellikle bu rutini duştan sonra uyguluyorum. İşlem yapmadan önce cildimizin kuru olması önemli. Şimdi işleme başlayabiliriz. Merak edenler için kullandığım cihaz Brown Silk Expert Pro 5 PL5154 modeli. Zaten açıklamaya da eklerim. Yüz gibi hassas bölgelerde kullanırken bu hassas başlığı kullanıyorum. Diğer bölgelerde bu geniş başlığı kullanıyoruz. Şimdi işleme başlayabiliriz. Ve işlem bu kadar basit bitti bile. Şimdi yüzümü nemlendirelim. Şimdi sırada kahvaltı var ama öncesinde kendime kahve yapacağım. Kahveyle birlikte kahvaltımı yapmayı planlıyorum. Güzel bir plan. İstediğim gibi olmadı. Birazcık daha sıvı kaldı. Bunun sebebi de yeterince bekletmemiş olabilirim. Akşamdan yapıp sabah tüketmek daha iyi olacaktır. Daha çok bekleyeceği için çiyalar daha çok şişecektir diye düşünüyorum. Ama yine de gayet güzel gözüküyor. Ben muz ekledim. Benim en sevdiğim meyvelerden birisi muz. O yüzden her şeye yakıştırıyorum ve her şeyle yiyorum. Bu şekilde. Bana afiyet olsun. Birazcık böyle bilgisayarda takılacağım. İşlerime bakacağım. Kahvaltımı yapacağım. Sonra yine görüşürüz. Nasılsınız? Keyfiniz nasıl? Nasıl gidiyor hayat? Yani merak ettim. Bir söyler misiniz? Şimdi akşam için yemeğim yok. Yemek hazırlığına geçiyoruz. Aklımda şöyle bir fikir var. Fırında karnıyarık yapacağız. Ben karnıyarığı bu şekilde yapıyorum. Sizlerle de paylaşmak istedim. Daha önce paylaştım ama fırında karnıyarık olarak paylaşmamıştım. O yüzden fırında karnıyarık diyorum. Yağda kızartmak yerine güzelce fırına gönderiyoruz. Bu şekilde
şekilde kesip yağladıktan sonra fırına gönderiyorum. 180 derece 600 ayarda pişiriyorum. Önce böyle 10 dakika sonrasında böyle ters çeviriyorum ve o şekilde yarım saat pişiriyorum. İçi güzelce yumuşuyor ve içini alıyorum. O yüzden burada baharatlama veya tuzlama yapmıyorum. İçini alacağım. Harcıma karıştıracağım. O yüzden sadece bu şekilde. Karnıyarık için iç harcım hazır. Normal karnıyarık için iç harç hazırlayacağız. Yani soğanlı biberi kavuruyorsunuz, kıyma ekliyorsunuz, baharatlar, salça, domates. Bu şekilde iç harcı hazırlayabilirsiniz. Aynı karnıyarık yapar gibi. Sonrasında fırından patlıcanları çıkarıp içine alacağız. Ve bu harcı karıştırıyorum. Sonra güzelce hepsini içine yerleştiriyorum. Bu şekilde yapıyorum yani. İç harcım şimdi hazır olduğu için buzlukta vardı. Onu çıkardım. Yani ekstra bir iç harç hazırlamayacağım ama nasıl hazırlayabileceğinizi söylemek istedim. Şimdi patlıcanlar fırında pişerken biz de çorba hazırlayacağız. Domates çorbası yapacağım. Geçen gün pazardan aldığım domatesleri böyle blenderdan geçirip bir püre haline getirdim. Onu kullanacağım domates için. Şimdi tereyağıyla unu kavuralım. Bir yemek kaşığı tereyağı. Birazcık da zeytinyağı ekleyeceğim. Çorba için sıcak su. Gördüğünüz gibi içleri güzelce pişti, böyle ezildi. Bunları şimdi alacağız. Bu şekilde kıymalı harcımla karıştırıyorum. Kıymalı harcımı patlıcanlarla 10 dakika kadar böyle bir kavurdum. Şimdi patlıcanın içine tekrar yerleştiriyoruz. Tekrar fırına gönderiyoruz. Her şey pişmiş olduğu için sadece üstüne koydum domatesler pişecek. Düşük ısıda birazcık böyle pişireceğim. 150 derece uygun diye düşünüyorum. Şimdi tekrar fırına gönderiyorum. Zaten fırında çok soğumadı. Karnıyarığı bu şekilde yapmak bana daha pratik geliyor yani. Bilmiyorum. Bence daha pratik yani. Ortalık o kadar batmıyor. Her şey zaten fırınsının yerinize hallediyor, pişiriyor. Sizin bir tek kıymalı harcı hazırlamanız gerekiyor. O da zaten basit bir şey. Bir de Alper'in gelmesine doğru pilav koyarım. Pilav böyle hani pişirip hemen tüketmeyi seviyoruz. Çok bekleyince sevmiyoruz. O yüzden ısıtmamak için Alper'in gelişine göre ayarlamaya çalışıyorum. Pilavı da bir yarım saat sonra koyarım diye düşünüyorum. Zaten yemek fırında sıcak kalır. Bu şekilde. Yani umarım sizler için de faydalı olmuştur bu tarifim. Yerken kargomu getirmiş. Aşağıda yakaladım. Nereden bildin benim olduğunu? Güvenlik söyledi. Güvenlik ifade beni. Arabayla girdim ya. Ne ki bu acaba? Turist. Alper geldiğine göre soframızı hazırlayabiliriz. Zaten yemeklerimiz hazır, pilavım da pişti. Şimdi çorbayı biraz ısıtacağım, soğumuştur diye düşünüyorum. Sıcak daha iyi olur. Çorbayı ocağa koyalım, masamızı hazırlayalım. Böyle bir şeyler yaparak kesiyordu. Sonra gitti yani. Başka bir şey mi orada acaba? Yani gerçekten sen nereye gitmiş olabilir? Ne neden? Başı sileri bak.
Biz yine oturduk, kurulduk koltuğumuza. Artık keyif zamanı. Alper gelince böyle keyif yapmayı seviyorum. Bugün Prens'i izlemiyoruz, değişiklik yapıyoruz. Fear the Walking Dead izliyoruz. Zaten Prens'i izlemeye kıyamıyoruz birazcık. Böyle az az izliyoruz. Çünkü çabuk bitmesin. İki sezonmuş galiba. Evet. İkinci sezona başladık bile yani. Alper bitecek diye korkuyor birazcık. O yüzden bugün diğer izlediğimiz diziye devam ediyoruz. Fear the Walking Dead. Bu da bitmek bilmedi. Bitse de Walking Dead'e başlasak. Evet, bunda da 6. sezona geldik. Evet. Bitmiyordu. Evet, nereden nereye ama yani gerçekten. Geçen onu dedik ya, olaylar öyle bir değişiyor ki ve ben merak ediyorum. Ama iki bölüm izliyoruz. 3. bölüme biraz Alper sıkılıyor. Evet. Efendim abla. İyi akşamlar. Tamam, gönderiyorum. Bay bay. Niye ki? İş güç Alper'in peşini bırakmıyor. Bir şey diyecek misin? Yok. Biz bu şekilde takılmaya devam ediyoruz. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz video olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bye.